Türk deyince sadık demektir. Biz emindik Türkiye bir gün bize gelecek. Tuzi, Karadağ'ın başkenti Podgorica'ya bağlı, sakin bir belde. İki yanı ağaçlıklı temiz caddelere ve cadde kıyısına sıralanmış binalara baksanız, pencerelerden, balkonlardan sükunet diye bir ses duyarsınız. Ve bir ses şöyle seslenir sanki. Telaşa lüzum yok dostum, burada hayat sükunetle yaşanır. Sokaklar neredeyse boş, ne aceleci bir adım ne stresli bir yüz. Hele bir manzarası var şehrin, bir eski zaman gravürüne bakar gibi gözünüzü alamazsınız. Bir nehir, yeşil mi desek, mavi mi? Kendiliğinden, bütün tabiiliğiyle ve hatta neredeyse tevazuyla bir akış tutturmuş gidiyor. Çağaltılı bir müziği de var üstelik ve suyu yüzülecek kadar saf, temiz. Sonra nehrin iki yakasında yeşilin açığı koyusu ve binalar, ağaçlar arasına serpiştirildiğinden midir nedir, yormuyor hiç gözü. Ancak asıl sürprizi sona sakladık. Bir Osmanlı şehitliği var Tuzi'de ki ilk görüşte şaşkınlıkla hasret arasında tanımlanamaz bir duygu oluşturur insanda. Bir yeşillik üzerine serpiştirilmiş şu eski taşlar, ataların kurduğu bir sohbet meclisi midir yoksa? Havada bir ölüm değil, hayır hayat kokusu var zaten. Neredeyse neşeli, kıpır kıpır bir hayat. Bu şehitliğin dokunaklı hikayesini bize Vahit Dizdareviç anlatacak. O da şimdi burada zaten bakın. Şehit düşmüş büyük dedeleri için dualar okuyor ve sonra taş duvarlar boyunca yürüyüp evine dönüyor. Çiçekli bahçesinde buluşacağız onunla. Bize hem Tuzi'yi hem kendi hikayesini anlatacak birazdan. Yasin Vahit Dizdareviç. Adım Vahit Dizdareviç. 29 Nisan 1957 Tuzla doğumluyum. 4 çocuk babasıyım. Eşimin adı Saniye. Babamın adı Bayram Dizdareviç. Annemin adı Havva. Şabanoviç doğumlu. Bir erkek kardeşim, iki de kız kardeşim var. Erkek kardeşim evli. 3 tane oğlu var. Benim 4 tane oğlum var. Kız kardeşlerimden birinin 2 oğlu bir kızı, diğer kız kardeşimin ise 2 kızı bir oğlu var. Benim babam marangozdu. Orta gelirli, güzel bir ailem vardı. Bizim evimizde büyük sevgi ve uyum vardı. Annem ve babam bizi eğitmek için ciddi şekilde çaba sarf ediyorlardı. Hem dini hem de kültürel açıdan bizi eğittiler. Ve bu amaçlarında çok ısrarcı davrandılar. Ben lise eğitimimi Mahmut Lekiç Tuzla'da tamamladım. Daha sonra da meslek eğitimimi almam için uğraştım çünkü önceden meslek çok önemliydi. Eğer meslek bilgisi varsa ilerleme şansı çok daha büyüktü ve hemen maaş alma imkanı vardı. Ben devlete bağlı şirkette 18 yaşımdan itibaren çalışmaya başladım. Çok güzel bir gençliğimiz vardı, çok şükür. Tabii ki bu güzellikler savaşın yaşanmasıyla son buldu. O zamana kadar her şey çok güzeldi. Biz en kötü şeyleri yaşayacağımızı bekledik. Ama Allah korudu. Çünkü hiç kimse ailesinin böyle bir şey yaşamasını istemez. Ono što ne bi niko priželjkivao da mu se desi svojoj familiji. Vahit Dizdareviç bir Osmanlı subayının torunu. Dedesini görmüş ve ondan Osmanlı'yı dinlemiş olmayı bir talih sayıyor bugün.
Gerçi tevazu gösterip kimi olayları tartışmayı tarihçilere bıraksa da ve ben dedemden duyduğum kadarını bilirim dese de tarihi yaşayandan dinlemek kitaplardan okumaya benzemez pek tabii. O dede neler anlatmış peki? Osmanlı döneminde Balkan topraklarında hayatın nasıl güzel yaşandığını, insanların çok yönlü ve ince düşündüğünü, fakirlerin ve hastaların gözetildiğini anlatırmış. O günlerde Balkan evlerinde kadınların kanaviçe içli yastıklara dayanıp da neler konuştuğunu kim merak etmez? İşte küçük bir ipucu size. Annemin babası bir Türk subayıymış. Biz burada komşuyduk. Annem Şabanoviç doğumlu, babası ise Türk askeri. Buradaki bir bölümde başkan olarak da görevi yaptı. Hizmet ediyormuş. Rahmetli dedem anlatırdı. Türklerin döneminde Osmanlı'da güzel hayat ve sevgi, uyum yaşanırmış. İnsanlar çok yönlü ve ince düşünürmüş. Fakirleri, hastaları, imkanları olmayanlardı. Etrafındaki bütün ülkelerle uyum, barış ve kültür içinde yaşarlarmış. Türklerin gelişiyle biz güzel gelişmeler yaşadık bu bölgelerde. Şimdi çoğu millet işgalciler olarak yazsa da onlar böyle bir şey yaşatmadılar. Türklerin döneminde buralarda köprüler, camiler, yollar inşa edilmiş. Çoğu şimdi yıkılmış olsa bile. Şunu da söyleyebilirim, o yapılara bakarak kime ait olduklarını tanıyabilirsiniz. Hangi medeniyet ve güçlere sahip olduğunu görürsünüz. Bu ülke üç kıtada bağlı ve bu konu hakkında sadece tarihçiler konuşabilir. Ben dedemden duyduğum kadarını anlatabilirim. Her şey mükemmelmiş Türklerin döneminde. Anneannem söylerdi. Garip Türkiye'm, çok kısa kaldım buralarda diye. Başka dinden bir komşusuysa, yapma kuşanım, siz 500-600 yıldan fazla buradasınız. Anneannem de ona cevap verir. Ben dün gittiler gibi hissediyorum. Bugün çiçekli bahçesinde eşiyle dostuyla sohbet ederken gördüğümüz Vahit Dizdareviç'te bütün bir Balkan halkını görebiliriz aslında. Çalışkan, temiz, tertipli, tabiat sever insanlar. Her şehirde, kasabada ve hatta köyde farklı dinler, diller bir arada. Uzunca bir zaman uyum içinde yaşamış milletler ne oldu da sonra birdenbire nefretle doldu anlamak zor. O zor günleri yaşamış her Balkan insanı gibi savaşı değerlendirme ihtiyacı duyuyor Vahit Dizdareviç de. Konuşulur ve üzerinde düşünülürse bir daha o hataya düşülmez ümidiyle. Savaş bir makinedir. Çünkü önüne geleni yıkar götürür. Za Titovo vrijeme. Za nas. Tito dönemi biz Boşnaklar ve Arnavutlar için genel olarak çok güzel bir dönemdi. Tito'nun Yugoslavya'sında ayrıcalığımız vardı. Herkesin işi vardı. Dini yönden apaçık hiç kimse bir şey söyleyemiyordu. Gizli olarak belki söylenebilirdi fakat apaçık asla söylenmezdi. Devlet güçlüydü. Eğer mesleğin varsa ve bu alanda eğitim aldıysan o zaman iş garantin vardı. Fakat 90'lı yılların başında, o yıllarda bütün insanlara karşı başlayan nefret duygusu, tam aktarmam gerekirse Allah korusun, büyük bir felaketti. Özellikle de buradaki azınlık millet ciddi trajediler yaşayan milletlerdir. Özellikle Bosna büyük trajedilerden birini yaşadı. Bosna Srebrenica'da zulmü, soykırımı yaşadı. İnşallah bir daha tekrarlanmaz. Kosova da aynı şekilde. Onların yaşadıkları da zor. Fakat onların kendi ana vatanı vardı. Karadağ ve milleti savaş döneminde Arnavutları kabul etti, kucak açtı. Karadağ bütün imkanları sundu bu milletlere. Fakat Karadağlılar çok güzel bir şekilde ev sahipliği yaptılar Kosova'dan gelen Arnavutlara. Şimdiki Karadağ için biz Boşnaklar ve Arnavutlar büyük katkıda bulunduk. O dönem yürütülen siyaset bizim için çok iyiydi. Ülke olarak Sırbistan'dan ayrıldığımızda koruma altında olduğumuzu söyleyebilirim. Yıllarca beklediğimiz şeyler gerçekleşecek. Bir daha yaşamayalım.
Hırsızlıklar, tecavüzler, cinayetler çok yaşandı. Unutulamaz eziyetler ve olaylar yaşandı. Bosna Hersek'te yaşananları biz asla unutmayız. Müslümanların sınır dışı edilmesi ve zulümlerin yapılması. Fakat Karadağ o dönem çok da güçlü bir ülke değildi. Bunları engelleyecek ve bu olanlara karşı çıkacak gücü yoktu. Çünkü bu savaş bir makineydi, önünde olan her şeyi ezip geçiyordu. Aynı göğün altında insanların paylaşamadığı nedir? Hava mı? Su mu? Toprak mı? Peki yan yana yürüyen iki insana sen Arnavut musun yoksa Boşnak mı diye sormanın lüzumu var mıdır? Ah, Balkan coğrafyası öyle günler de gördü elbet. Kasketli amcaların aynı çardağın altında sade kahveler yudumladığı ve Sırp'ın Sırp, Türk'ün Türk diye işaret edilmediği günler. Tuzi'de akan nehir gibi dingin, barışçıl. Sonra ne olduysa kara bulutlar dolaştı havada. Toz dumana karıştı ve bugün insanların sükunetle yürüdüğü taş duvarların kıyısına keskin nişancılar yerleşti. Balkanlarda maziye dönmek, savaşa dönmek demektir yazık ki. Savaşlı yıllarda da insan kederli hatıralardan başka ne biriktirir? Vahit Dizdareviç söz gelimi bize neşeli bir anısından nasıl söz edebilir? Yaşanan son savaşta Rabbim yaşadıklarımızı hiç kimseye yaşatmasın. Çünkü milletler arası ve dinler arasında yaşanan savaşlar hayatta yaşanabilecek en kötü şeydir ve biz bunu yaşadık. Hiç kimse Tito'nun Yugoslavya'sında böyle bir şeyin yaşanacağını beklemezdi. Kardeşlik, birlik hakimdi o zamanlar. O yıllarda kimse kimseye sen Arnavut musun, Boşnak mısın, Makedon musun diye sormazdı. Biz öyle gördük. Beklenmedik bir anda korkunç kan akışı gerçekleşti. Askerlik görevimi Tito zamanında yaptım. Banja Luka Smederova'da tankçı olarak yaptım askerliğimi. O zamanlar askerlik yapmayanlar evlenemiyordu. O güçlü askeriye korkunç hata yaptı ve kendini cellatların eline verdi. Bunu kimin yaptığı, nasıl yaptığı tartışılmaz. Fakat eğer askeriye ve dünya isteseydi bu olanlar yaşanmazdı, engellenirdi. Boşnakların, Arnavutların ve diğer milletlerin ödediği bedelin haddi hesabı yok. Bu yaşanan hiçbir şeye değmezdi. Herkes birlik içinde olsaydı her şey çok daha güzel olurdu. O kadar çok aile yok oldu ki, o kadar çok yapı yıkıldı ki, o kadar çok el kana bulandı ki bu bölgede yaşananlara gerçekten değmezdi. Bunu en güzel gözü yaşlı analar bilir. Ailesini, çocuklarını kaybedenler bilir. Aynı şekilde gidenler de iyi bilir. Nereye gidersen git, yurt dışında neresi olursa olsun aileni, vatanını bırakmak büyük acı verir. Nasıl hissettiğini, ne yapman gerektiğini bilmiyorsun. İnşallah hiç kimse bir daha böyle bir şey yaşamaz. İnşallah barış olur ve hem bu bölgelerde hem de dünya genelinde olur. İnsanlar sevgi, saygı ve dine yönelirler ve böyle yaşarlar. İnşallah Allah'ın izniyle her şey güzel olacak çünkü yapılmaması gereken işler de çok yapılmaktadır. Ali ako Bog da inshallah biće dobro. Jer ima dosta i onih koji rade sve kako ne treba da rade. Türkçe, Balkanlarda tatlı şivelerle yaşamaya devam ediyor. Üsküp'te ayrı, Prizren'de, Filibe'de, Novi Pazar'da ayrı. Bir ikindi vakti gezinsiniz Balkan şehirlerinde, çiçekli bahçelerin gerisinde sanki bir Anadolu şehrindeymiş gibi Türkçe söyleşip, Türkçe gülüşen ne çok aile görürsünüz. Çocuklar oyunlarını Türkçe oynar ve Türkçe seslenirler sonra analarına. Onların dedeleri yüzyıllar önce değil de daha dün göçmüştür sanki Balkan toprağına. Eh tabii unutanlar vardır ana dilini. Ama zaten onlar da hep biraz mahcuptur. Dedesi Türkçe konuşan, Türkçe okuyup yazan Vahit Dizdareviç de kayıp sayar nitekim Türkçe bilmemeyi.
İki tane yengem vardı ve onlar aralarında hep Türkçe konuşurdu. Ve şimdi eski barda var. Ailenin içinde aralarında sadece Türkçe konuşanlar var. İlerleyen her jenerasyonda hep Türkçe konuşmuşlar, unutulmamış. Benim dedem Türkçe konuşurmuş. Türkçe yazmayı ve okumayı çok iyi bilirdi. Burada Türkçe bilenler vardı. Buradan eğitim için Türkiye'ye gidenler var, Ankara'ya ya da İstanbul'a. Aynı şekilde Türklerin İngilizce öğrendikleri gibi buradakiler Türkçe öğrenmelidir. Bu dönemde bizim Türkçe, Arnavutça bilmememiz bizim için büyük bir kayıp. Etrafımızda konuşulan dilleri, örneğin İngilizceyi bilmemiz gerekir. Müslümanın eğitimli olması lazım, okumamız gerekir. Eğitim her şeyde birinci sırada olmalı. Nauka, nauka pod broj 1. To je to. Fatih Sultan Mehmet'in Karadağ fethi sırasında şehit düşen askerlerinin de metfun bulunduğu Tuzi Şehitliği'nin ve içindeki Nizam Camisi'nin eski ve dokunaklı bir hikayesi var. 1931 yılında Kadir Gecesi ibadete kapatılan cami, yöre halkının da desteğiyle 2010 yılında yine bir Kadir Gecesi ibadete açılmış. Restorasyonu yapan, Balkanlardaki Osmanlı eserlerini bir bir ayağa kaldıran Tika pek tabii ki. Bugün bir Balkan turuna çıksanız zaten kalem minareli, kurşun kubbeli camilerin, hanların, hamamların üzerinde hep Tika amblemi görür ve haliyle ülkenizin bu duyarlı tutumu ve gücüyle övünürsünüz. Ziyaretçisi hiç eksik olmayan Tuzi Şehitliği'nin de yüzünde güller açıyor şimdi. Ve cami, ahşap işçiliğinin zarafetle uygulandığı minberi, mihrabı ve tavanıyla ziyaretçisini mesrur ediyor. Osmanlı eserlerinden burada mezarlar kaldı. Bir tane burada, bir tane de biraz yukarıda var. Fakat diğeri biraz küçük. Burada çok işaretler vardı Osmanlı'dan kalan. Komünistler o zamanlar burada o izleri silmeye çalışmışlar. Yurtlar ve başka yapılar inşa etmeye çalışmışlar. Fakat insanlar karşı çıkmış ve böyle bir olaya izin vermemişler. Doktor Necat Draşeviç Saraybosna'dan buraya bu camiyi inşa etme fikriyle gelmiş. Allah gönderdi. Bu projenin başında Necat Draşeviç, Cavit Karniç, Haris Ramoviç ve bu etrafta olan dernekler vardı. Bu caminin içinden 100 traktör çöp çıkarttık. Komünizm döneminde atılan çöpler, her şey farklıydı o zamanlar. Biz bunları temizledik ve cami eski temelleri üzerinde yapılmaya devam etti. Sadece alt kısım ve minareyi tabii. Maddi imkanları yoktu. Biz de aramızda para toplayıp maddi destek verdik. Doktor Necat Draşeviç mecliste görevliydi ve orada Ankara'da TİKA'nın başkanıyla görüşmüş. Ve onu buraya Tuzla'ya davet etmiş. Camiyi ve mezarlıkları görmesi için. Onlar bazı şeyleri değiştirmek istemişler. Yine de gelmeyi kabul etmiş. Bu daveti TİKA başkanı, bir grup görevli ve polisler geldiler. Ve Doktor Necat'ın teklifinin ne olduğunu merak etmişler. Osmanlı'dan kalan mezarlar ve yarım kalan cami için çağırmış ve çok şaşırmış. Balkanların hiçbir yerinde böyle mezarlık yok. Sadece burada, Tuzla'da var. Ve Doktor Necat'a söz vermiş. Bu cami TİKA tarafından tamamlanacak demiş. Ve Ramazan'ın 27. gecesinde, Kadir gecesinde tamamlayacağına söz vermiş. Bu cami TİKA tarafından tamamlandı. Kadir gecesinde Türkiye'den ve buradan binlerce kişi iftara davetliydi. Açılış iftarına. Ve bu cami Kadir gecesi 2010'dan itibaren hizmette hala. Ve hiç ara verilmeden devam ediyor hizmetlerine. Camide 5 vakit namaz sürekli kılınıyor. Ramazan'da ise mukabele okunuyor ve teravih namazları kılınıyor. Allah'a çok şükür. Se praktično radi 5 vakit sadem. Hvala Bogu, hvala Allah'u sve to tako. Hayatın kendi halinde, tıpkı şehre hayat veren nehir gibi sessiz sakin aktığı Tuzi'den, o trafik nedir bilmeyen caddelerden, bomboş sokaklardan kalkıp da İstanbul'a, Bursa'ya gelseydiniz ne hissederdiniz? Bir insan seli aniden. Coşkulu çarşılar, omuz omuza insanlar. Bir telaş, bir kalabalık, bir koşuşturma.
Vahit Dizdarević, 2 yıl önce İslam Birliği Başkanı olarak ziyaret ettiği İstanbul, Bursa ve Konya'da işte tam da buna bir kalp gibi gümbür gümbür atan hayata şahit olmuş. Bir devlet gördüm diyor Dizdarević. Kendinden emin, attığı her adıma güvenen ve daima ilerleyen. Yalnız o değil tabii. Bir otobüs dolusu insan dönüş yolunda hep Türkiye'yi konuşmuş. Nasıl güzel ağırlandıklarını ve cömert ikramları. İki yıl önce İslam Birliği Başkanıydım. Hocalar ve İB başkanları da Türkiye'ye davetliydi. Konya'ya, Bursa'ya, İstanbul'a gittim. Şunu söyleyebilirim, insanlar bu davetleri, ikramlar ve misafirperverliği sadece ve sadece filmlerde görebilir. Çok güzel ağırladılar, çok saygı gösterdiler. Misafir olarak çok ilgilendiler bizimle. Bir devlet gördüm kendinden emin, attığı her adımı bilen ve başarılara imza atan. Ve durmadan, duraksamadan ilerleyen bir Türkiye gördüm. Güçlü ve sağlam adımlı bir ülke. Biz otobüste 40 kişiydik ve bunu hep konuştuk. Nasıl güzel ağırlandığımızı ve güzel zaman geçirdiğimizi. Onlar bizim kardeşlerimiz. Türkiye ilerliyor ve bunu bir ışık olarak görüyoruz inşallah. Hiç kimsenin hoşuna gitmiyor Türkiye'nin güçlü olması. Türkiye AB'ye üye ya da değil, bu çok önemli değil. Türkiye 50 yıldır Avrupa'yı bekledi. Asıl söylemek istediğim şu, Türkiye emin adımlarla yürüyor. İnşallah, başarı ve mutluluğa doğru. Bütün insanlık için, sadece Türkler için değil, herkes için, insanlık için. Avrupa'da ve Balkanlar'da her yerde önemli. Fakat Türkiye benim için çok farklı bir yerde, dünyadaki her şeyden önemli. Dünyada şimdi en güzel devlet Türkiye. Najljepša država momentalno na svijetu to je Turska. Adını belki ilk defa duyduğumuz Tuzi'de bir tanıdığımız var artık. Bize bir akraba gibi yakın Vahit Dizdarević. O bir Osmanlı subayının torunu. Ve her ne kadar biz ona kaybettiğimiz bir ata yadigarı gibi baksak da o hayır diyor. Beni sizi beklemem için burada bıraktı dedelerim. Sahi bugün ne hoş. Adım attığımız her Balkan şehrinde, kasabasında bizim dedelerimize dede diyen birileriyle rastlaşmak, evlerine konuk, sohbetlerine yaren olmak, aynı ülkenin gücüyle gururlanmak, aynı milletin selameti için dua etmek. Sahi, ne hoş. Hayır, ben kaybedilen Türklerden değilim. Beni sizi beklemem için bıraktı dedelerim. Sizin geleceğinizi hep biliyorlardı ve biz sizin döneceğinizi bilerek hep bekledik. Ve Allah'a çok şükür buralarda kalmak da güzel. Zamanında gitseydik belki her şey çok daha farklı olurdu. Çok şükür ki dünyanın her yerinde varız. Biz hiçbir zaman unutulmadık. Fakat biz de onları hiçbir zaman unutmadık. Ne unutulan ne unutanlardanız çok şükür. Biz hatırlayan, umut eden ve bekleyenlerdendik. Allah'a çok şükür, umarım her şey çok daha güzel olacak. Çünkü gördüğümüz bütün işaretler her şeyin daha iyi olacağını gösteriyor. Biz sadece Allah'ın adına çalışmalı ve O'nun adına da sevmeliyiz. Allah emeğimizi fazlasıyla verecektir. Rabbim kulunu unutmaz, ödüllendirir. Hem bu dünyada hem de gelecekteki hayatımızda. Ya mogu da poselamim. Erdoğan'ı, Türk narodu, çitavu Tursku. Ben Recep Tayyip Erdoğan'a ve bütün Türkiye'ye selam gönderebilirim. Ben sadece işlerinin devamı ve hayırlısı için dua edebilirim. Onlar hem Türkiye hem de Balkan ve dünyadaki bütün insanlar için en güzel işleri yapacaklar. Buna inanıyorum inşallah. Bu benim şahsi görüşüm. Türkiye emin ve sağlıklı adımlarla ilerliyor. Türkiye ve Karadağ arasındaki ilişkilerin ne kadar güçlü ve sağlıklı olduğunu görüyorum. Ve bu normal olarak beni çok sevindiriyor. Etrafımızdan da güzel yorumlar duyuyorum. Türkler Makedonya, Arnavutluk ve Kosova'da güzel işlere imza atıyor. Sırbistan ve diğer geri kalan bölgelerde de öyle çok yardım ettiklerini, başarılı olduklarını görüyoruz. Biz buradaki Boşnaklar, Arnavutlar ve bütün insanlar, Türklerin gelişiyle güzel gelişimler ve güzel günler gördük. İnsanoğlu, siz ve diğer narodlar,
procvat na ovim prostorima. Türk deyince sadık demektir. Biz emindik Türkiye bir gün bize gelecek. Thank you.